Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün elimde Plus marka üzüm aroması var. Gözüküyor mu? Tam net gözükmüyor ama üzüm arkadaşlar, üzüm aromalı. Kömürleri koydum. Şu an biraz yanmazın şöyle ısınmasını bekliyorum. Ocakta yakmıyorum ben. Hani ocakta ilk aldığım zaman yakıyorum ben yanmazı. Hani sonradan kömürün kendi ısısıyla ısınmasını sağlıyorum. Öyle daha güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar, tütünün ben renginden, işte çöp oranından, şerbet oranına kadar hepsini bahsedeceğim. Öncelikle bir fırtımı alayım. Kokusundan da bahsedeceğim. Şimdi bu arada 2 gündür de nargile içmiyorum. Bakalım nasıl bir tat alacağım bu tütünden. Arkadaşlar, öncelikle hani bu Plus tütününün üzüm aromalısına Instagram'dan falan dene dediler. Biz içtik, hani bize çok ağır geldi falan dediler ama hani bence hafif, Rosanna'nın üzümüne benziyor. Kokusu filan El Fakir'le asla kıyaslanamaz. El Fakir'inki daha üst düzeyde bir koku. Tat olarak da Rosanna'nın tadına benziyor. Kokusu El Fakir'in bir altı işte arkadaşlar. Yani bir alt kokusu var, yani nasıl diyeyim size. Hani Rosanna'nın bir üstü kokuyor. Tütün hafif. Hani üzüm bulamadım. Üzüm bulsaydım üzüm nane. Ben üzüm nane seviyorum çünkü. Genelde üzüm nane içiyorum da. Nane bulamadım. Nane bulsaydım. Tütün arkadaşlar sarı. Biraz kuru gibi geldi bana. Hani üstlerden aldım ben. Altları şerbet dolmuş. Şöyle şey yaptım ama hani tütün biraz kuru gibi geldi. Çöpte hani var, yani yok değil. Hani aynı şeftali gibi, şeftali aromasına da böyleydi. Hani şerbet, kuru, çöp çoktu. Öbürleri mesela gayet güzeldi. Mesela bu da öyle. Yani tat bakımından biraz daha içeyim ben. Hani ona göre, hani belki şu an 4 dakika 20 saniye falan olmuş. Hani belki şu an hafif gelebilir ama hani şöyle bir 7 dakika 8 dakika bir içelim. Ona göre bir yoğunluğa ben karar vereyim. Hani çıtan boğuyor mu, öksürtüyor mu, yani boğucu mu, ona bakalım. Şu an bana çok hafif geldi, yani açıkçası bayağı hafif geldi. Telefonu da uçak moduna atmamışım. Mesaj geliyor.
Dumanı güzel. Hani 2 gündür de nargile içmiyorum. Biraz da onun hırsı var bende. Ama zaten ben çok duman çıkartmayı seven bir insan değilim. Hani ben yavaş yavaş zevk ala ala içiyorum. Fazla duman da sevmiyorum ben açıkçası. İşte bakayım şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle üzüm okunuyor mu? Yani üzüm aroması bu. Yaban mersinini merak ediyorum ben bunun. Plus tütününün. Yaban mersini daha bulamadım. Bulursam hemen deneyeceğim. Arkadaşlar tütün hafif. Boğaz gıcıklatması var mı? Yok. Renk olarak sarı bir rengi var. Hani açıkçası ben üzümde biraz sertlik ararım. Hani biraz sert olacak ki nane yumuşatacak onu böyle. Öyle bir şey ararım. Bu yumuşak olmuş açıkçası. Ama Plus markası yani zaten dozaj üretiyor arkadaşlar bunu. Yerli bir firma o da. Plus diye hani çıkartmışlar. O dozajın da Instagram'da geçen gün 50 gramlıklarını gördüm. Hani belki sipariş verebilirim onlardan da. Yani yaban mersini falan gördüm orada. Hani hoşuma gitti böyle dış paket olarak tabii içini bilmiyorum. Yani dış paketi için bile alırım ben onu. Cidden böyle hani gösteriş falan hoşuma gitti. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Hani bir iki duman daha vereyim. Tütün yani 10 üzerinden bir 6 falan alır yani 10 üzerinden 6. 7'si 8'i yok. Ne iyi ne kötü. Ortada. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.